Milyoner'de iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde 1.000.000 puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok 1.000.000 puan, o kadar çok eğlence. Milyoner. Ligin iki süperstarını, iki en formda oyuncusunu belki de kıyaslayacağız. Galatasaray'ın yıldızı Icardi'yi, Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko'yu kıyaslayacağız. Hocam 17 maç yapmış Icardi. Bu maçlarda 1370, tüm kategorilerde bu arada bu. 1370 dakikası var. Dzeko 14 maçta 1056 dakika süre almış. Avrupa'da biraz daha rotasyonda Dzeko. Tabii ki Konferans Ligi Şampiyonlar Ligi ayrımı da var burada. Icardi 15 gol atmış. Bunlardan 5'i penaltı. 3 asist eklemiş yanına. Yani 18 gol katkısı var. Dzeko 12 gol atmış. 1 penaltı golü var. Asisti de 7 olarak. O da 19 gol katkısı. Hangisi hocam? Önümüzdeki kağıt bana bu oyuncular kıyaslanamaz, kıyaslanamaz, kıyaslanamaz diye bağırıyor. Hemen anlatayım. Şimdi Icardi'nin 314 dakika fazlası var. Dzeko 314 dakika daha eksik oynamış. Gol sayıları yakın 15-12. Asist sayıları uzak 7-3. Yani oransal olarak daha şey. Ama toplam gol katkıları birbirine çok yakın. 18-19. Değil mi? Penaltı faktörü var. İşte, o çok tartışılıyor penaltı konusu. Ya penaltı gol goldür yani ben öyle bakıyorum. Ki bu arada çoğu zaman Icardi penaltıyı da kendi alıyor. Tabii yani genelde öyle oluyor. Şimdi hangi rakibe diye bakınca burada Icardi'nin mesela Trabzonspor'a 2 golü var. Zorluk derecesi yüksek. Beşiktaş'a 2 tane var. Zorluk derecesi yüksek. Manchester United'da bir tane var. Zorluk derecesi yüksek. Bayern Münih'e var. Zorluk derecesi yüksek. Dzeko'nun nispeten görece zorluk derecesi bağlamında farkları var. Ama ortada da şöyle bir durum var. 314 dakika eksik oynayıp 7 tane asist var. Ve penaltı 4 tane de penaltısı eksik. Şeye göre, Icardi'ye göre. Şimdi bir tek şöyle kıyaslanır bu oyuncular. Ceza sahasının içinde ne, dışında ne? Oyunun genelinde ne, kalenin önünde ne? Böyle kıyaslanır bence. Benim perspektifim bana bunu söylüyor. Bak kale önünde sadece vuruş konuşuyor olacak olursak ikisi de kabul edecektir ki Icardi önde. Önde olan Icardi. Ama ceza sahasının dışı konuşuluyorsa ikisi de kabul edecektir ki %100 buna eminim Dzeko önde. Oyunun genelinde Dzeko, kalenin önünde Icardi. Bu oyuncular başka türlü kıyaslanamaz. Farklı iki tane santrfor tipinden bahsediyoruz. Fenerbahçe'de bütün filmi çeviren oyuncu Dzeko. Yani Fenerbahçe'nin bu hücum zenginliğine gelmesinde Dzeko'nun çok ciddi payı var. Ankara gücü maçında deplasmandaki golü hep altın çizerek söylüyorum. O çok prototip olduğu için söylüyorum. Kucaktan çıkar, gelir, alır topu vücuduna, döner, asisti yapar, kaleye gider. Normalde beklenen nedir? Tam tersidir. Saşa boy verecek, Icardi atacaktır. Hı hı. Burada Dzeko veriyor, Osayi atıyor. Fenerbahçe'de film farklı dönüyor, Galatasaray'da farklı dönüyor. Galatasaray, Icardi'ye pozisyon hazırlamaya çalışıyor. Fenerbahçe, Dzeko'nun hazırladığı pozisyonlarla gidiyor. Komple gidiyor. İkisi farklı oyuncular. Dzeko'yu Galatasaray forması giydirdiğinizde, Icardi'ye de Fenerbahçe forması giydirdiğinizde oyunları da değişiyor kulüplerin. Tamamen değişiyor üstelik de. Galatasaray o zaman bambaşka bir şey oynayacak. Fenerbahçe bambaşka bir şey oynayacak. O noktaya geliyor. Ama çok değerli iki oyuncu konuşuyoruz. Hocam hep yıllardır dedik ya çok özün şanslı bir jenerasyonuz ki evet. Messi Ronaldo rekabetini canlı canlı izledik hepimiz. O rekabete tanık olduk. Herhalde çok uzun yıllardır belki de lig tarihinin en büyük santrfor rekabeti bu olabilir mi? Biri gidiyor Manchester'da gol atıyor, Bayern Münih'e gol atıyor. Diğeri işte takımı acayip yönlendiren bir tecrübe, acayip bir gol katkısıyla birlikte yapıyor bunu. Ve mesela işte şeyi izledim. Elvir Baliç'le
Dzeko buluşmuşlar, bir 3 saat yemek yemişler. TV'yi de anlatıyor Erol Baliç. İlk geldiğinde, ilk görüşmede Ali Koç'a demiş ki Dzeko, beni alıp hadi biz şampiyon alalım diye düşünüyorsanız yanılırsınız. Benim etrafıma kimleri alacaksınız diye ilk sorusu bu olmuş. Evet. Bir de böyle bir futbol aklı ikisi içinde. Icardi'nin yaptığı fedakarlıklar, Dzeko'nun futbol aklı. Herhalde futbol tarihimizin en büyük santrfor rekabeti diyebilir miyiz? Son yıllarım bu. Yani çocukluğuma dönüyorum. Vardı. Gençliğimize dönüyorum. Kocamana kadar vardı. Gideriz herhalde. Ama yani bu daha büyük değerde bir rekabet. İki tane uluslararası oyuncu. İkisi uluslararası oyuncular bunlar. Çok kariyerli oyuncular. Büyük kulüplerde oynamış oyuncular. Farklı iki stilde oyuncular ama bunlar büyük oyuncu. Bunların ortak noktası santfor oynuyor olmaları ve büyük santforlar olmaları. Stilleri ne kadar farklı olsa da ortak özellikleri bunlar. Her ikisi de santfor, her ikisi de golcü, her ikisi de büyük oyuncu. Sizin tercihiniz hangisi olurdu? Icardi Dzeko rekabetinde sene sonu kim daha çok gol atar, kim daha çok skor katkısı yapar, tahminlerinizi bekliyoruz. Bugün yani artık Kasım'a girerken Kasım ayında yaptığınız tahminleri sene sonunda dönüp bakarız. Böyle bir çıkarım yapmak da zor herhalde hocam. Zor. Tabii çok zor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani Fenerbahçe Manchester United'la Bayern Münih'le falan da oynamadı. Oynamadığı için belki yok. Olsaydı belki Dzeko da atacaktı. Onu bilemeyiz. Hı. Ama tadını çıkarmak, kıyaslamak yerine tadını çıkarmak daha iyi olacak. Ve genç santforlara, özellikle genç hücumculara hararetle ve şiddetle öneriyorum. Bu iki önce lütfen çok dikkatli bakın. Sadece kale önünde değil. Sahanın her bölümünde bu oyunculardan gözünüzü ayırmayın. Birer ikişer nokta. Şunun bu oyuncunun şu özelliğine, bu oyuncunun şu özelliğine deseniz nedir? Ceza sahasının dışında ben büyük hayranlık duyuyorum şeye. Dzeko'ya. Çünkü çok büyük oynuyor. Büyük oyun kuruculuk gösteriyor. Büyük hücum bağlantısı gösteriyor. Bu son Pendik maçına da bakın, ilk iki gol oluşurken rolü var. Kendi kalenin önünde yok ama rolü var. Son üç golde de kendi kale önünde işi bitiren oyuncu. Öbür tarafta yani geleni atan bir oyuncu var ve acayip spektaküler goller attı Icardi. Büyük maçlarda da izlemeye doyamadığımız goller attı. Yani vuruş repertuarı çok zengin. Tadını çıkarmak, genç oyuncuların da bakarak bir şeyler öğrenebileceği bir oyuncular olduğunu hatırlatmak istedim. Yani özetleyecek olursam hocam, Icardi'nin bitiriciliğine ve pozisyon almasına bakın. Evet, onu sormuşsunuz, ona bakalım. Dzeko'nun da oyun kuruculuğuna. Oyun kuruculuğuna dikkatli bakalım. Özellikle oyun kuruculuğuna. Icardi ve Dzeko şu ana kadar Icardi'nin 18, Dzeko'nun 19 gol katkısı var. Belli ki umuyoruz ki bu sene ikisi de tamamen sağlıklı bir sezon geçirirler ve İnşallah. Biz de bu rekabeti doya doya izleme şansına sahip oluruz. Icardi'nin ve Dzeko'nun gol asist katkısını lütfen bize tahminlerinizde bulunun. Kasım ayında yazmıştık dersiniz. Videoya beğenilerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'ın son dönemdeki oyununa parantez açacağız bazı sayılarla. Milyoner'de iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde 1.000.000 puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok 1.000.000 puan, o kadar çok eğlence. Milyoner.